Ben Öznur Özkul Cengiz, Büyükşehir Belediyesi Zafer Atıcılar Ortaokulu'nda Türkçe öğretmeni olarak görev yapıyorum. Masal anlatıcılığı da yapıyorum bunun yanında. Şimdi buradan yola çıkarak masalları derslerime uyarladım. İşte zaman zaman masal yazmaya çalışıp konumu masalın içine ekleyip sunum yapıyorum öğrencilerime ve keyifli geçiyor. Şimdi şöyle başlarsak eğer, hepimizin bildiği üzere çocuklarımızın karşılaştığı ilk edebi tür masallar, birçoğumuz doğduğumuz andan itibaren annelerimizin, babaannelerimizin masallarıyla büyütüldük. Yani çocuklarımız da öyle, biz de gelen bu geleneği onlara devam ettirdik aslında. Çocuklarımız masallara yabancı değiller. Ve dersin içinde masalı görmek onlara keyif verdi. İşte anlatıma dayalı bir tür olması sebebiyle, kendine has bir mantığı olması sebebiyle etkili oldu derslerde bunu kullanmak. Bildiğiniz üzere masal çocuğun yaşadığı iç dünyayı en iyi yansıtan araçlardan bir tanesidir. Bunun dışında çocuk masalın içinde kendisini hissettiği zaman masala olan ilgisi artıyor. Bundan dolayı o konuya olan ilgisi de arttı. Çünkü bir baktı ki çocuk masalın içinde kendini orada hissetti. Ve dikkatle dersi dinleyen öğrenci sayımın arttığını, işte konunun unutulmadığını fark ettim. Masalların çocuk gelişimine katkıları zaten saymakla bitmiyor. İşte masal anlatımı esnasında bir yandan anlatan kişiyle çocuk arasında etkili bir iletişim kuruluyor. Bunun yanında çocuğun zihinsel faaliyetleri harekete geçiyor. Masallarda verilen mesajlara, iletilere baktığımız zaman genellikle işte arkadaşlık, toplum, dostluk, tevazu, yardımseverlik üzerine oluşturulmuş masallarımız. Hatta bu sadece bizim kültürümüzde değil, bütün çocuk edebiyatının ilk ve en önemli kaynağı olarak kabul ediliyor masallar. Bunun yanında masalların çocuklarımızın zeka, sağduyu, dikkat gibi bilişsel ve psikososyal iletileri de ilettiği görülmekte yapılan araştırmalar sonucunda. Dili bütün incelikleriyle kullandığı için ki Türkçe dersinde özellikle bunun da büyük katkılarından yararlanıyorum. Masal eğitiminde en önemli olan noktalardan bir tanesi de çocuklarımızın soyut olan kavramları zihinlerinde somutlaştırarak algılamalarına vesile olması. Yine bu da benim konularıma enjekte etmemdeki sebeplerden bir tanesiydi. Çünkü hani ne kadar anlatırsak anlatalım bazı konular onlar üzerinde havada kalıyor. Sonra işte anlaşılması, akılda kalması zorlaşıyor. Ama bu somutlaştırma özelliğinden dolayı masalın yine olumlu bir sonucuyla karşılaştım masalları derslerde kullanmanın. Masallar çocukların problem çözme becerilerini geliştirmekte. Sadece Türkçe dersinde değil, matematikte, fen ve teknoloji, sosyal bilgiler, bütün derslerde nasıl kullanabiliriz masalları diye düşündüğümde hepsine ayrı ayrı örnekler bulabildim aslında. Ben sadece branşım olmasından dolayı kendi dersimde Türkçe'de kullanıyorum. Dedim madem masallar çocuklarımıza bu kadar katkı sağlıyor, bunun yanında işte derslerde kullanarak farklı katkılarda da bulunalım hem öğrencilerimize hem de öğretmen arkadaşlarımıza diye düşündüm. Bazen şu şekilde uyguluyorum masalları. Bazen sadece ön bilgileri masalın ya da hikayenin içinde veriyorum. Ardından canlandırma yapıyoruz bazen oluşturmuş olduğumuz masalı. Yine bu da çok etkili oluyor derste, çocukları derse katmak anlamında. Bazen konuyu tamamen, eğer hani konu uygun bir konuysa tamamen o masalla konuyu veriyorum. Ardından konuyu tekrar ediyorum kendim çeşitli örneklerle. İçinde bulunduğumuz süreç
itibariyle de canlı derslerimde çok uyguladım bu masal anlatımlarını. İşte öğrencilerimin gözlerindeki o gülümseme, onlara farklı geliş, o istekli dinleyişleri de ayrıca mutluluk verdi. Kalıcı olduğundan da hiç şüphem olmadı çünkü bana dönüşler çok güzeldi. İşte farklı masallar istediler, farklı hikayeler istediler. Bu da mutluluk verici oldu benim için. Masalları oluştururken mutlaka iyi bir masal yazarı değilim sonuçta. Eksiklerim oluyordur ama çocuklar buna çok fazla takılmıyorlar. Onlar için önemli olan benim o konuyu, benim o masalı onlara nasıl sunduğum, çocukları masalın içine ne kadar katabildiğim. Daha çok buna dikkat ediyorlar. Onun için bu şekil boyutu, işte giriş gelişme sonuçtan mı oluşmuş, buna zaten çocuklarımız çok da dikkat etmiyorlar. Onun için birçoğumuzun uygulayabileceği bir yöntem diye düşündüm. Şimdi ben sizlere oluşturmuş olduğum birkaç örnek vermek istiyorum. Önce bir masalla başlayayım. Ardından da ekrana yansıtarak bir hikaye örneğiyle devam edeceğim. Şimdi ben genelde 8. sınıf ve 7. sınıfların dersine giriyorum. Onun için onlardan konu örneği vermek istedim. 8. sınıf Türkçe dersi konusu olan fiilimsi konusu aramızda bilen arkadaşlarımız mutlaka vardır. Ama bilmeyenler için önce kısacık bir konuyu özetlemek isterim. Şimdi fiilimsiler fiil türünden oluşan sözcüklere belli eklerin gelmesi sonucu oluşan sözcük türleridir. Aldıkları eklere ve görevlerine göre de üçe ayrılırlar. İşte isim fiiller, sıfat fiiller, zarf fiiller. Çeşitli görevleri vardır. Bunu tabii ki biz bu şekilde derslerimizde anlatıyoruz ama bir de masalın içinden dinlediğinde çocuk ya da ön bilgi olarak algısını buna yönelttiğinde etkili olduğunu dediğim gibi gördüğüm için sizlerle paylaşmak istiyorum. Masalı yazarak yansıtmaktansa hani gelişi güzel o an oluşturarak anlatıyorum. Onun için şu anda sizlerle masalı paylaşmayacağım. Örneğime başlamak istiyorum. Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde. Develer tellal iken, pireler berber iken. Ben anamın beşiğini tıngır mıngır sallar iken. Vakti zamanında böyle büyük, kocaman bir dağın eteğinde şirin, küçük, renkli bir kulübe varmış. Köyde sadece üç aile yaşarmış. Köyün adı Fiilimsi Köyü'ymüş. Fiilimsi Köyü'ne gitmek biraz zormuş. Çünkü çok engebeli, taşlı, topraklı yolları varmış. Bir de yolları o kadar karışıkmış ki gitmek isteyen insanlar bir türlü yolu bulamazmış. Bir gün köye yeni bir görevli atanmış. Bu görevlinin görevi köye gitmek isteyenleri o üç evden hangisine gitmek istiyorlarsa ona ulaştırmakmış. Bu görevlinin yanında ona yardım etmek isteyen bir de Öznur öğretmen çıkmış. Öznur öğretmen köye gitmek isteyen öğrencilerine köye nasıl gideceklerini teker teker, hiç zorlanmadan, hiç yorulmadan anlatıyormuş. Bir gün bir öğrencisi Öznur öğretmenin yanına gelerek ona demiş ki, öğretmenim, çok uzaklarda, dağın eteğinde bir köy olduğunu duydum. Bu köyün adı Fiilimsi Köyü'ymüş. Ben bu köye gitmek için çok uğraştım ama bir türlü gidemedim. Bana dediler ki, Öznur öğretmen size bu konuda yardım eder. Beni götürür müsünüz? Öznur öğretmen de demiş ki, tamam, götürürüm seni hem de seve seve. Ama senin yapman gereken, uyman gereken bazı kurallar olacak. Önce evden çıkmadan eline bir sepet alacaksın demiş. Öğrencilerinden bu soruyu soran Ayşe
Tabii ben bu arada arkadaşlar işte o an derste anlatırken öğrencilerimin isimlerini veriyorum mesela. Öğrencilerinden Ayşe'ye Özlem öğretmeni şu şekilde söylemiş. Ayşe'cim, şimdi eline sepetini aldın. Köye gitmek üzere evden çıkalım. Evet, evden çıktık. Başlıyoruz yürümeye. Yürüyoruz. Yürüyoruz ve karşına bir sürü meyve ağacı çıkacak. Bu ağaçlarda gördüğün meyvelerin üstünde senin oraya ulaşman için yazan şifreler olacak. Onları toplamanı isteyeceğim. Ayşe bu durumda çok mutlu olmuş. Çünkü daha önce köye gitmek için uğraşmış ama nafile gidememiş. Ve yürümüş. Yürümüş, hatta bazen koşmuş. Bir bakmış karşısında meyve dolu bir ağaç. Başlamış sepetine meyveleri toplamaya. Toplamış. Tekrar yürümüş. Yürümüş. Ve karşısında bir ev demiş. İşte o ev bence benim gitmek istediğim ev. Evet, o ev isim fiil eviymiş. Orada bir aile yaşarmış. O ailenin adı isim fiil ailesiymiş. Ayşe hemen kapıyı çalmış. Kim o? Benim Ayşe. Kapıyı açar mısınız? Kapıyı açamam. Önce bana bu eve girebilmek için oluşturduğun şifreyi söylemelisin. Parola demiş içeriden ses. Ayşe de düşünmüş. Parola derken meyveler aklına gelmiş. Sepetine bakmış. Sepetinde meyvelerin üstünde bir sürü ekler yazıyor. Hemen söylemiş. Buldum. Şifreyi buldum. Ma-ış-mak. Hemen kapı açılmış. Ayşe kapıdan içeri girmiş. Ve o günden sonra Ayşe isim fiil ailesiyle birlikte yaşamaya başlamış. Sonra bir gün başka bir öğrencisi Özlem öğretmene şöyle demiş. Öğretmenim, dağın eteğinde bir köy var. O köye gitmek istiyorum. Ama çok uğraştım. Bir türlü gidemedim demiş. Özgün öğretmen de demiş ki, o köye gidebilmek için orada bir görevli var. İstersen ondan yardım alabilirsin, istersen benden. Öğrencisi de Özgün öğretmene, öğretmenim ben sizden yardım almak istiyorum. Bana yardım eder misiniz? Demiş. Özgün öğretmen de bunu seve seve kabul etmiş. Demiş ki, şimdi eline önce sepetini alacaksın Zehracığım. Sonra yola çıkacaksın. Yürüyeceksin. Karşına bir meyve ağacı çıkacak. Oradaki ağaçtan meyveleri sepetine toplayıp yoluna devam edeceksin. Zehra, tamam öğretmenim demiş ve evden sepetini alır almaz yola koyulmuş. Yürümüş. Toplamaya başlamış meyveleri, sepetine doldurmuş, yürümeye devam etmiş. Heyecandan kalbi de çarpıyormuş. Acaba eve ulaşabilecek mi? Derken karşıda bir ev görünmüş. Böyle çok şirin, pembe boyalı. Hatta pembenin arasında farklı renkler ve renklerin arasında da meyve resimleri. İşte bu ev demiş ve evin kapısını çalmış. Kim o? Demiş içeriden bir ses. Ben Zehra. Kapıyı açar mısınız? Açamam demiş içeriden gelen ses. Önce şifreyi söylemelisin. Hay Allah, şifre. Neydi? Şu muydu? Bu muydu? O muydu diye düşünürken hemen meyvelere bakmış. Meyvelerin üstünde ekler yazıyormuş. Bakmış.
İşte bunlar demiş ve söylemiş. An, ası, mez, ar, dik, ecekmiş. İşte topladığı meyvelerde yazan ekler buymuş. Bir bakmış ki anası mezar dikecekmiş. Kapı açılmış. O büyülü kapıdan içeri girivermiş Zehra. Ve o evde mutlu onlarla birlikte yaşamaya başlamış. Sonra başka bir öğrencisi Öznur öğretmene yardım istemiş yine Öznur öğretmenden. Demiş ki Ali'cim önce eline sepetini alacaksın ve yola çıkacaksın. Aman ha acele etme. Gördüğün ağaçlara dikkat et. Ağaçlarda seni bekleyen sihirli şifreler var. Sen eve vardığında senden şifre isteyecekler. O zaman o meyvelerdeki yazan ekleri söylemen gerekecek. Tamam öğretmenim demiş. Eline sepetini almış. Şunu unutmaman gerekiyor Ali'ciğim demiş Özgür öğretmen. Senin ağaçtan toplayacağın meyveler biraz fazla. Onun için büyük bir sepet almalısın. Tamam demiş Ali ve yola koyulmuş. Yine yürümüş. Varmış bir ağacın yanına. Rengarenk. Öyle ilginç bir ağaçmış ki, masal bu ya. Bir sürü çeşit meyve varmış ağaçta. Başlamış sepetine meyveleri doldurmaya. Toplamış, 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 toplamış. Sepet almamış. Çünkü ulaşması gereken evin şifresi biraz uzunmuş. Diğer sepete doldurmaya başlamış. Toplamış, toplamış, toplamış. Ve yola devam etmiş. Yol biraz zorluymuş gerçekten. Gitmiş, virajlı yollardan geçmiş. Sepet de ağır, çok yorulmuş, durmuş bir kenarda biraz dinlenmiş. Oh, ne kadar zormuş ama başaracağım demiş. Sonra kalkmış yine almış eline sepetini yürümeye koyulmuş. Bakmış karşıda yine üzerinde meyve resimleri olan bir ev. Kesin bu ev demiş. Kapıyı çalmış. İçeriden gelen ses kim o demiş. Ben Ali. İçeri girebilir miyim? Demiş Ali. Ama yine içeriden hayır. Bizim bir şifremiz var. Şifremizi söylersen içeriye girebileceksin. Ali zaten öğretmeni ona söylemişti ya. Hemen elmalara bakmış. Elmaların üzerinde yazan işte Ken, Dığında, Casına, Ermez gibi bir sürü ek varmış. Hepsini kodlamış ve Zarfiye evine girmiş. O evde Ali de Zarfiye ile ailesiyle beraber mutlu mesut yaşamaya devam etmiş. Ali, Ayşe, Zehra ermiş muradına. Öznur öğretmen de ermiş muradına. Biz çıkalım kerevetine. Gökten üç elma düşmüş. Biri ben anlatıcınıza, biri beni can kulağıyla dinleyen siz sevgili öğrencilerime, biri de bu masalın diğer diyorum ve bu şekilde bu örnek bir masalımdı fiilimsi konusunu anlatmak için. Bunu dediğim gibi arkadaşlar bazen konuyu bu şekilde özetle vermek için kullanıyorum. İşte bazen biraz daha detaylandırıyorum. Amacım hani öğrencileri masala dahil edebilmek, anlattığım konunun kalıcılığını sağlamak, onların o istekli hallerini görebilmek. Hani çünkü teknoloji çağındayız malum. Masalla büyüyen çocuklarımız var evet ama hani zaman içerisinde teknoloji bağımlılığından dolayı unutuyorlar maalesef. Masallarımız malum olduğu üzere anlatılarak yayılıyor, anlatılarak büyüyorlar. Hem ona katkı sağlamış oluyorum, hem de konunun içine onları dahil ettiğim için konumun kalıcılığını artırmış olduğumu düşünüyorum. Bununla ilgili soru sormak isteyen arkadaşımız var mı acaba?
Yoksa hikayeme geçebilirim. Bir tane de bazen de hikayeleri konularıma işte dahil ediyorum. Konularımı daha doğrusu hikayeye dahil ediyorum. Yazıyorum. Sınıfta onları öğrencilerimle paylaşıyorum. Yine aynı şekilde masallarda olduğu gibi farklı geliyor onlara bu şekilde bir sunum. Meyvelerini topluyorum aslında. Evet, çok güzel, çok zevkliydi. Bu arada ben de dinledim bir taraftan. Çocuklar merakla dinlerken bir şeyler öğreniyorlar, değil mi hocam? Evet hocam, yani gerçekten büyük bir anlatım yapmıyoruz artık zaten hiçbirimiz hani öğretmenler olarak. Çünkü bu onlara çok sıkıcı geliyor. Nereden de bize de sıkıcı geliyor zaten. Düz karşıya geç anlat. Hani insan sürekli yeni şeyler arıyor. Çoğu zaman işte oyunları kullanıyoruz derslerimizin içinde. Çoğu zaman işte tekerlemeler, iki tekerlemeler zaten çocuğumuzun dil gelişimine katkı sağlıyor. Masallarımızın içinde bolca kullanabiliyoruz. Hani bir taşla iki kuş vurmuş oluyoruz aslında masalı derste kullanırken. Ya da hikayede de öyle, hikayeyi derste kullanırken. Çocuklarımız hani örnekleri bolca gördükleri için nasıl yazabileceklerini de öğreniyorlar. Hani şekil olarak değil belki ama konunun sunumu açısından neler yapabileceklerini fark ediyorlar. Bununla ilgili gelip çok soru soran öğrencim oluyor. Hani kaç öğrenciye ulaşabilirsek kârdır bizim için diyerek şimdi Fırsat hikayemi. sağlamak isteyen arkadaşlarım varsa, soru sormak isteyen arkadaşlarım varsa, şöyle parmak kaldırma işaretini kullanırlarsa onlara da söz Evet. hakkı verebiliriz diyeceğim ve yine buyurun, ben mikrofonu kapatıyorum. Erkan öğretmenimin eşidir diye düşünüyorum. Buyurun öğretmenim. Ben ilkokul öğretmeniyim. İlkokul sınıf öğretmeniyim. Evet. Bizde aslında bizim kademede daha çok böyle masallarla eğitim daha çok kalıcı olabileceğini düşünüyorum. Gerçekten hikayenizi falan beğendim. Ama ben bunu kendi dersimde nasıl kullanacağımı bilmiyorum. Öğretmenim, söylediğim gibi tamamen hani ben kendim gelişigüzel o anda aslında uyduruyorum. Ama mesela ilkokulda şöyle düşündüm. Halekleri ilkokul konusu. Evet. Onunla ilgili de hani oluşturduğum masallar, işte hikayeler oluyor. Hani eğer bunları isterseniz sizinle özelden ya da işte mail yoluyla paylaşabilirim. Hani şu an çünkü yanımda yazılı olarak yok. Ama bu şekilde örnek isterseniz paylaşabilirim. Hani ilkokul konularına kendi kızlarım da ilkokulda onları anlatıyorum bazen. Hani onların da çok hoşuna gidiyor. Evet ilkokulda daha etkili tabii ki ama hani ortaokul öğrencilerinde bile bu kadar ilgi uyandırıyorsa ilkokulda tabii ki çok daha etkili olur. Hani onların seviyelerine göre daha etkili olabilecek masalları vermiş olduğunuz konuyu dahil ederek anlatabilirsiniz. Var olan masallara da konuyu ekleyebilirsiniz. Hani bu şekilde de uygulama yapabilirsiniz öğretmenim. Ama örnek Tamam. isterseniz en sonunda belirtirsiniz. Örnek paylaşırım sizlerle özel olarak. Şu Tamam, anda yazılı teşekkür elimde ederim. yok çünkü. Teşekkür ederim. Rica ederim. Var mı arkadaşlar sorusu olan? O zaman hikayeme geçmek istiyorum. Şimdi hikayeyi paylaşacağım arkadaşlar sizinle. Ben de okurken sizin de oradan takip etmenizi isteyeceğim. Şu şekilde oluşturdum hikayemi. 7. sınıf Türkçe konularından fiil ve yapı konusunu paylaşmak istiyorum. Şimdi fiil ve yapı yine aramızda bilen arkadaşlarımız mutlaka vardır ama kısaca bir hikayenin anlaşılması açısından öncesinde paylaşmak istediğim kısa bir bilgi var. Şimdi fiil ve yapı üçe ayrılır arkadaşlar. Basit fiil, türemiş fiil ve birleşik fiil olmak üzere. Basit fiil kip ve kişi eki alır basit fiillerde. Türemiş fiilde fiil yapım eki alır. Birleşik fiillerde üç çeşittir. Yardımcı fiille oluşanlar, kurallı birleşik fiiller ve anlamca kaynaşmış birleşik fiiller. Bunların hepsi farklı şekillerde oluşur ve bazılarının da alt grupları vardır. İşte bunu hikayemin içinde öğrencilerimle
paylaştım bir örneğimde. Şimdi de sizlerle paylaşmak istiyorum. Merhaba, benim adım fiilde yapı. Farklı bir kişiliğe sahibim. Günüm günüme uymayabilir. Beni tanıyanlar aklımın çok karışık olduğunu düşünürler. Evet, zaman zaman aklımın karıştığı anlar olur ama bu hiç de tuhaf değil bence. Her insanın olmaz mı aklının karışık olduğu zamanları? Çok arkadaşım var aslında. Ama her günümü hepsiyle aynı anda paylaşmayı sevmem. O günkü ruh halime göre hareket ederim yani. Bazen en iyi arkadaşım kip ve kişi ekleri olur. Bazen de yapım ekleri gelir aklıma. Yanıma aldığım arkadaşlarıma göre adımı bile farklı hissederim aslında. Of ya, neden kimse beni anlamıyor diye aklıma düştü bugün yine. Size kendimi bir de böyle anlatayım diye düşündüm ve başladım yazmaya. Ben bazen karşınıza çok süssüz, en kıyafetlerimle çıkarım. Çok sade görünürüm. Beni görenler hemen tanır uzaktan bile görseler. Aa, basit fiil geliyor derler. Ben böyle takıp takıştırmayı falan sevmem. Arkadaşlarım vardır ama hepsiyle çok sık vakit geçirdiğimi söyleyemem. Kip ve kişi ekleri benim en iyi arkadaşlarımdır. Dışarı çıkacağım zaman hemen çağırırım onları. Birlikte gezer, dolaşır, alışveriş yaparız. Aldığım şeylere birkaç örnek vermem gerekirse şunları söyleyebilirim size. Okumak için kitaplar alırım. Eve döndüğümde sabırsızlıkla bu kitapları okumaya başlarım. Arkadaşlarıma hediyeler seçerim. Bugün de eve gidince onlara hediyelerini götüreceğim. Siz de arkadaşlarınızı mutlu etmek için küçük hediyeler alın. Göreceksiniz, çok mutlu olacaklar. Bazen de karşınıza süslü püslü takıp takıştırıp çıkarım. Dışarıya çıkacağım günlerde sabah erkenden uyanır, en güzel giysilerimi giyer, makyajımı yaparım. Değişik bir ruh halinde merhaba derim gökyüzüne. Böyle günlerde çok sevdiğim arkadaşlarım gelir yine aklıma. Hiçbirini diğerlerinden ayırt etmek istemem. Dışarı çıkmadan hemen onları ararım. Benimle beraber gelmek isteyenleri yanıma alırım. Beni asla yalnız gören olmaz. Yanımda mutlaka arkadaşlarım olur gezerken. Bu kadar anlattım ama hala arkadaşlarımın kimler olduğunu söylemedim sizlere. Sıkı durun, söylüyorum. Fiilden fiil yapan ekler, fiilden isim yapan ekler ve çekim ekleri. Benim en sevdiğim arkadaşlarım oluverirler böyle bir günde. Aa, ben size böyle günde adımın ne olduğunu da mı söylemedim yoksa? Hay Allah, ben türemiş fiilim. Hangi ruh halinde olursam olayım, alışveriş yapmak vazgeçilmezimdir ama bunun yanında pek çok şey yaparım yine. Mesela kuaföre gider, güzelleşirim. Yeni halimi çok kolay benimserim. Bir çay bahçesine oturur, insanları gözlerim. Yanımdaki arkadaşlarım da bana eşlik eder tabii. Bazen çay bahçesindeki çiçekleri sulamak bize keyif verir. Akşam olduğunda ay göründü mü gökyüzünde dönerim evime. Arkadaşlarım da kendi evlerine. Söndürürüm ışığımı, yatarım yatağıma. Keyifli geçen günüm için teşekkür ederim herkese. Kapatırım gözlerimi sessizce. Bazen de gezer gezer tam evime dönmeyi düşünürken çok yorgun hissederim kendimi. Abartmıyorum. İnanın evimin yolunu hatırlayamam bazen. Kendi kendime söylenir dururum. Neyine senin bu kadar gezmek? Sen artık yaşlı bir fiilde yapısın. Otur evinde, çayını iç, kitabını oku. Arkadaşlarınla gezmeyi bırak, evde vakit geçir. Of of, gezerken iyi de. İnsan hiç evinin yolunu unutur mu ya? İşte böyle durumlarda
mutlaka birilerine ihtiyaç duyarım. Eve gidebilmem için hemen çeşitli yollar ararım. Aklıma ilk gelenler beni en iyi tanıyan, evimi en iyi bilen 3 arkadaşım olur. Neyse ki evimin yolunu unutsam da onları hiç unutmuyorum. Canım arkadaşlarım benim. Merak ettiğinizi biliyorum bugünkü canım arkadaşlarımı. Tamam tamam. Daha fazla merakta bırakmayıp benim yardımsever dostlarımla tanıştırayım sizi. Canım yardımcı fiilim, canım kurallı fiilim, canım anlamca kaynaşmış fiilim. Üçü de beni hiç kırmaz. Atlarlar arabalarına, hemen gelirler yanıma. Üçümüz birleşiveririz bir yerde. O andan itibaren birleşik yapılı fiil oluveririz. Üçünün de yeri ayrıdır bende. Yardımcı fiilimle bol bol zaman geçiririz. Hasta olsa üzülüveririz. Hemen destek oluveririz birbirimize. Farz edelim gidemedik birbirimize. Vakit kaybetmeden birbirimizi ararız. Zannetmeyin görüşmeden uzun süre kalabileceğimizi. Biraz sabreder, özlediğimizi hisseder, buluşup sarılıveririz kardeşçe. Kurallı birleşik fiilim de canımdır benim. Onunla mümkün olduğunca görüşmeye çalışırız. Bazen onun vakti olmaz. Çünkü 4 kardeşi var benim arkadaşımın. En küçüğünün adı yeterlilik fiili. Arkadaşımın başımdan hiç ayrılmaz. Sürekli sorular sorar durur. Abla, bu kitabı bana da okuyabilir misin? En sık sorduğu sorudur. Ne yapsın? Arkadaşım da kıramaz kardeşini. Okuyamam diyemez. Saatlerce kitap okur ona. Arkadaşımın diğer kardeşinin adı tezlik fiilidir. Sevgili tezlik, o kadar acelecidir ki bu yönüyle çok yorar arkadaşımı. Hemen her şey oluversin, hemen her şey alınıversin, oraya gidiverelim, burada geliverelim der durur. Ah, ah benim canım arkadaşım, ne çok seversin kardeşlerini. Sevmesen bu kadar katlanır mısın onlara? 3 numaranın adı da yaklaşma fiili. Laf aramızda sakardır biraz. Her gün akşam oldu mu başlar başından geçenleri anlatmaya. Saatler sürer tabii bu sohbet. Hiç unutmam, bir akşam ben de onlardaydım. Yaklaşma fiili bir başladı anlatmaya. Sandım hiç susmayacak. Sizinle paylaşmadan duramayacağım o günkü hikayesini. Evden çıkar çıkmaz başlamış onun sakarlıkları. Önce ayağı taşa takılmış, düşe yazmış. Korkudan neredeyse ölüyormuş. Bunu bir söyleyişi vardı ama duymalıydınız. Ağlaya ağlaya. Az önce öyle yazdım. Ben ölsem sen bensiz ne yapardın? Dedi ve demesiyle ablasının boynuna sarılması bir oldu. Sandım ki boğa yazacak benim canım arkadaşımı. 3 numaradan fırsat bulursa görüşüyoruz işte canımla. Evin en küçüğü, en nazlısı, en şımarığı, derdi hiç bitmeyeni ama en sevimlisi sürerlik fiili. Ne nazı biter ne neşesi, böyle sürer gider. E adı da üstünde ya sürerlik fiili. Arkadaşımın anlattığına göre evde en çok o ilgileniyormuş minik sürerlikle. Nasıl ilgilenmesin ki? Çoğu zaman uyuyakalıyormuş arkadaşımın dizlerinde. Annesi arkadaşıma, sen kardeşinle ilgilene dur. Ben pazara gidip geleyim diye evden çıkıp gidiyormuş zaman zaman. Anlayacağınız üzere canım arkadaşımın böyle süre gelen bir yaşantısı var. Yani aramızda en yoğun olanımız o. Bundan dolayı yüz yüze az görüşebilsek de kalplerimiz hep beraber. İyi günde olduğu kadar kötü günde de beraber olmayı başarıyoruz. Zaten dostluk demek bu değil midir? Bu şekilde oluşturduğum bir hikayeydi arkadaşlar. Şimdi biraz uzun evet, hatta konunun bir bölümü de var ama tabii ben bunu öğrencilerime
hepsini başlayıp da sil baştan bir anda anlatmıyorum. İşte aralarda duruyorum, kısa bazen açıklamalar yapıyorum. Bu örnek verdiğim koyu renkle, işte renkli yazdığım bölümlerde anladığınız gibi örnekti bazıları. Hani onlarla ilgili bir açıklama yapıyorum. Onun için onlara çok keyifli ve anlaşılır geliyor. Yani belki size şu an okuduğum gibi okusam hani sıkılabilirler. Bazı konularımız evet çok kısa. Mesela az önce dedim ki işte hal durum ekleri dedim. Kısa bir konu. O çok uzun olmadığı için sıkıcı gelmez ama onun dışında uzun konularda tabii ki bölerek onlara sunuyorum bunu. Yine bunun da öğrencilerimin üzerinde çok olumlu etkilerini gördüm. Benim için de yazmak da keyif. Yani oturup saatlerce yazabilirim bunu. Hem birilerine dokunabilmek, öğrencilerime dokunabilmek anlamında bana keyif veriyor. Hem de yazmayı seviyorum. Sizler de eğer böyle bir yöntemi tercih ederseniz gerçekten öğrencilerde farklı bir bakış açısı oluşturduğunu, onlar üzerinde oluşturduğu olumlu sonuçları fark edeceksinizdir. Sonuç olarak ben şunu söyleyebilirim ki eğer amacımız bizim farklı zeka düzeylerine hitap edebilmekse, ki biliyoruz sınıflarımızda pek çok farklı zeka düzeyine hitap ediyoruz. Amacımız bu. Onları işin içine dahil edebilmek, öğretimin, eğitimin kalıcılığını sağlayabilmekse eğer, farklı öğretim ve yöntem teknikleri kullanmak bizim boynumuzun borcu. Artık dediğim gibi en başında da söylemiştim, hiçbir öğrencimiz öğretmenim gelsin de bana tahtaya yazsın gitsin, İşte ben de onu defterime yazayımla maalesef öğrenemiyor. Bu onlar için sıkıcı, benim de çok onaylamadığım, işte farklı olarak onlar için neler yapabilirim diye sürekli düşündüğüm bir konu bu. Böyle bir yöntem buldum, kendimce devam ettiriyorum. Umarım sizler için de faydalı olmuştur arkadaşlar. Yani ancak süreden dolayı iki örnek verebildim tabii. Ama örnek isteyen olursa dediğim gibi paylaşabilirim.